Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru fasulye pişireceğim. Ben fasulyelerimi akşamdan suya ıslattım arkadaşlar. Sabaha kadar gördüğünüz gibi fasulye taneleri büyüdü. Evet, şimdi bu suyu güzelce süzdüreceğim ve fasulyelerimi birkaç kez yıkadıktan sonra artık yemeğime başlayabilirim. Ben bugünkü fasulye yemeğimi gördüğünüz gibi etli yapacağım arkadaşlar. Kemikli et kullanacağım. İsterseniz kuşbaşı et ya da hiçbir et kullanmadan da fasulye yemeğinizi yapabilirsiniz. Kuru soğanlarımı da gördüğünüz gibi küçük küçük kıydım. Bunlar da burada bir tabağımın içinde hazır bekliyor. Şimdi fasulyelerimi süzdüreceğim ve tenceremin başına geçeceğim. Tenceremin altını yaktım. Şimdi biraz tabağın ısınması için bekliyorum. Daha sonra içine ilk olarak etlerimi alacağım. Evet, yeteri kadar ısındı. Tencerenin içine kemikli etlerimi ilave ediyorum. Ben bol etli yapıyorum arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi hiç et kullanmayabilirsiniz ya da kuşbaşı et ile yine kuru fasulyenizi pişirebilirsiniz. Şöyle etlerin biraz kavrulmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etleri güzelce kavurdum. Şöyle hafif rengi değişti ve artık içine yağımı ilave edeceğim. Çok az bir sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Eğer içinde kemikli et kullanmış olmasaydım, içine kuyruk yağıyla yapmış olduğum yemek yağı karışımından da ekleyecektim ama şu an gerek duymuyorum çünkü kullandığım kemikli etlerde yağ var. O yüzden fazla yağ eklemeyeceğim. Bu soğanı da tenceremin içine alıyorum. Soğanları da tabağımdaki yağ ile beraber 1-2 dakika kavurmam yeterli olacak. Soğanları çok küçük doğramıştım zaten. Şöyle. Soğanları da kavurdum. Şöyle tenceremin içini sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi hemen salçamı ilave edeceğim yemeğime. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber salçası. Şöyle hemen tenceremin içine alayım. Ve yine dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası. Bunu da ekledim. Salçaları da şöyle güzelce karıştıracağım. Evet, artık fasulyeyi ekleyebilirim. Şöyle fasulyeyi güzelce tencerenin içine alıyorum. Üzerine suyunu da ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırarak kıvamına bakmam gerekiyor. Şimdi tuzunu da ekleyeyim. Evet, tuzu da yeterli. Kendi damak tadınıza göre tuzunu sizler de ekleyin. Şöyle suyuna da bakalım. Çok sulu olmayacak arkadaşlar. Bu su gayet iyi. Şöyle hafif fasulyelerin üstüne çıkacak kadar suyunu ekledim. Şimdi kaynayana kadar düdüklünün altını yüksek ateşte tutacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısa alacağım arkadaşlar. Ağır ağır pişecek. Normalde düdüklü tencerelerde yemekler çok hızlı pişer ama çok lezzetli olmaz. Özellikle kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat yemeklerinde ağır ağır pişen yemekler daha lezzetli oluyor. Düdüklü tencerede bile pişirmiş olsanız, kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısarsanız yemeğiniz böyle güveçte pişiyor gibi lezzetli olacaktır. Şimdi ben tenceremin kapağını kapatacağım. Düdüklü tencere ötmeye başladıktan sonra altını kısa alacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde kısık ateşte yaklaşık bir 3 saat kadar bekleteceğim. Daha sonra yemek pişince sizlerle yeniden videomda görüşürüz. Evet arkadaşlar, fasulyenin altını kapattım. Şöyle 1-2 saat kadar da hiç kapağını açmadan dinlendirdim ve fasulyem şu anda gördüğünüz gibi kıvam almış durumda ve gayet de güzel pişmiş durumda.
İçindeki etler de harika şekilde Çok piştiler. ateşli. Tam 2 saat pişirdim ben. Fasulyenizin cinsine göre pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle içindeki etler de gayet güzel pişti. Kemikten kolay bir şekilde ayrılıyor. Evet arkadaşlar, bugün kuru fasulye yemeğiyle sizlerle beraberdim. Umarım vermiş olduğum tarifimden memnun kalmışsınızdır. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaşım videomu beğenmeyi ve videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.